Merhaba arkadaşlar, Deniz Havası kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir şey yapacağım. Yemek, özel hayat dışında başka bir şey paylaşacağım. Bu internette de çok dolaşan tespih kutularından yapmaya çalışacağım. Ama ben tespih kutusu olarak kullanmayacağım. Kızıma aksesuar kutusu olarak kullanacağım. Ve bunu pet şişeden yapacağım. Pet şişelerin şöyle orta kısmındaki göbek yerini vakit kazanmak açısından ben kestim güzelce maket bıçağıyla. Şöyle bir tane de yalıma aldım. Size göstermek için. Şöyle büyük. Şöyle göstereyim. 5 litre mi? Kaç litre bunlar? 19 litre olanlardanmış. Kestim. Şöyle alt kısmını kendime çöp olarak ayırdım. Bu bunun aradaki göbek kısmı. Güzelce yüzledim. Üst kısmından da sanırım bir tane daha çıkar düşüncesiyle şöyle ayırdım. Tekrar bir tane daha çıkarsa yapacağım. Bu arada bu tıkır tıkır şeyler Şakir'den geliyor. Bunlar için de yine bize altını kapatmak için özellikle bir aparat lazım. Ben bunun için de mukavva kullanacağım. Şöyle ölçüsüne göre, altına göre şöyle yapacağım. Kestim. Ve ara kısmına bir koymak için de bir tane köpük kestim. Ve bunların hepsini ölçüsüne göre kare şeklinde mavi renkte esnek kadifeden kumaş kestim ve kenarını teğeller gibi geçtim. Bunun etrafına geçirmek için de yine şöyle gerdirerekten, iyice gerdirerekten bir kumaş parçası kestim. Şöyle gerdirerekten ve tersten teğel dikişiyle diktim. Şimdi sadece artık bundan sonra bunları birbirine monte edeceğim ve çeşitli aksesuarlarla süsleyeceğim. Şimdi önce şu kartonun mukavvamızı şöyle göstereyim hemen. Tellediğim esnek kadifenin içine geçiriyorum. Bu arada bunu da ben ilk defa yapıyorum. Daha önce hiç yapmadım, denemedim bile. Böyle söyleyeyim size. Beraber yapıyoruz. Yine. Diktiğim yeri kaybettim. O yüzden bir sessiz seçtim. Evet, buldum. Gördüğünüz gibi şöyle teğellediğiniz aynı renk ip olunca ister istemez kaybedebiliyorsunuz. Şöyle yaptığım zaman arkası böyle bombeli olsa da önü şöyle gergin. Düzeltmek gerekiyor şöyle. Gergin. Güzel bir kumaş oluveriyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu arkasından silikon tabancamla şuradan yapıştırıp ters bir şekilde şöyle oturtacağım. Aynı şeyi içine yaptığım köpüğe de yapacağım. Şöyle köpük tabağıma. Köpüğü nereden bulurum diyorsanız köpük olması gerek yok. Ben şu an dediğim gibi kendime alternatif üretiyorum. Evde böyle bir köpük parçası vardı. Neden olmasın dedim. Kullanabilirim dedim. Şöyle geçireceğim. Bu arada ipimin ucunu kaçırmak istemiyorum. Diyorum ikisini. Köpüğü biraz daha yüksek tutar düşüncesiyle açıkçası alternatif olarak aklıma geldi. Şunun üstünde yapsam daha iyi göreceksiniz. Gene aynı şekilde ipimi düzdürüyorum. Kenarlarını düzeltiyorum. Ve şöyle. Bunu da iç kısımdan şöyle ters şekilde oturtacağım. Şöyle içli dışlı ters oturttuğum zaman aşağı yukarı böyle bir görüntüsü olmuş olacak. Etrafına da daha öncesinde bir arkadaşıma bebek alt açma takımı yapmıştım. Onlardan kalan şu parça elyaflarım var. Şöyle etrafını yapıştıracağım. Bununla yine silikon tabancasıyla şöyle. Ve en son diktiğim parçayı geçireceğim. Şimdi bunların hepsini teker teker yapalım. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Önce yapıştırma işlemlerinden başlayalım. Bakalım yapıştırabilecek miyiz?
İnşallah yapıştırırız. Dediğim gibi büzdürdüğüm yerlerden güzelce gerdirerek çektire çektire çektireceğim. Şuraya silikonu sıkıp yapıştıracağım. Çektireceğim, sıkıp yapıştıracağım. Ve güzel gergin bir parça olmasını planlıyorum. Yapıştırdıktan sonra tekrar görüşelim. Evet, gördüğünüz gibi yapıştırdım. Arkası da böyle kaldı. Gördüğünüz gibi bir silikon çabuk kuruyan madde. Bu arada ben sıcak silikon tabancasıyla kullanıyorum, ısıttım. Şimdi bu fazlalıklarını alacağım. Sonra kalan kısımlarını da tekrar yapıştıracağım. Evet. Şimdi aynı işlemi küpüğüm için uygulayacağım. Çektiriyorum. Güzelce arka tarafını düzeltiyorum. Bir potluk olmadığından emin oluyorum. İpiyle gerdiriyorum. Ve artık yapıştıracağım. Evet. Gördüğünüz gibi bunu da yapıştırdım. Şöyle. Şimdi fazlalıklarını keseceğim. Yalnız köpük eriyen bir madde olduğu için sıcak silikonu çok sıcak vurduğumda biraz erimeye başladı. O yüzden ılıkken yaparsanız daha etkili olacağını düşünüyorum. Sakın benim gibi sıcakken yapmayın. Bu da size dipnot olsun. Yoksa hafiften çukurlaşmalar olabiliyor bıraktığım yerlerde. Şöyle şekil aldık olduğu gibi. Dikkat etmenize yarar var. Şimdi bu parçaları birleştireceğiz. Şimdi geldik en sıkıntılı kısma. Normalde bu tek parça olsaydı şöyle pat diye hemen yapıştırabilecektim. Yalnız bu dediğim gibi benim evde artık kalan parçalarından yapacağım için maalesef hemen biraz sıkıntılı olacak yani. Bunu böyle etrafına yapıştıracağım. Daha sonra da diğer bez parçasını buna geçireceğim. Evet, ya gördüğünüz gibi artık yapıştırdım. Bunları hazırladım iç dış birbirine. Şimdi öncelikle kumaşımızı geçirmemiz gerekiyor. Geçireceğiz. Bunun gergin olması gerektiğini unutmayın. O çok önemli. Şimdi bunu iç kısımlarla şöyle gerdire gerdire birbirine yapıştıracağım. Bir potluk vereceğim. Bunu da yapalım. Sonra süsleme kısmına geçeceğiz. Evet. Birkaç tane ufak tefek yanık kazasından sonra sanırım şöyle hallettim. Artık çerçeveli bir tane sepet kutumuz var. Şimdi önce içini yapıştıralım. Küpümüzü içine koyacağız. Şöyle. Sonra dışını yapıştıracağız. Dediğim gibi ben birkaç tane ufak tefek yanık kazası atlattım. Sıcak silikonlu ilk defa kullandığım için. Sessiz olun, kendinize dikkat edin. Şimdi böyle içini yapıştıracağım. Bunu karton olanın altına yapıştıracağım. Ve artık süsleme faslına geçeceğiz. Evet. Artık tamam sanırım. Gördüğünüz gibi her yerini kapattım. Tertemiz oldu. Bundan sonrası sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz gibi süslersiniz. İstediğiniz gibi yaparsınız. Yani gördüğünüz gibi ben şuralarına ip geçirmeyi planlıyorum. Üst kısmına da ip geçirebilirim veya fiyon takabilirim. Şu an kararsızım. Ama en son halini de sizinle paylaşacağım tabii ki. Evet. Bu da son hali sepetimin. Gördüğünüz gibi fiyon geçirdim güzelcene. Altına ip geçirdim. Şuralarına da çiçekler takabilirim ama almayı unutmuşum sanırım. Bulamadım. Ya da fiyonk yapabilirim. Ama şu andaki son hali bu. Eğer siz de denemek isterseniz, beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim.
Bunun içine dediğim gibi benim kızım küçük aksesuarlarını koymak istiyor. Yani dışarıda bu boyutta bir şeye yaklaşık herhalde 70 lira falan verirsiniz. En küçükleri 15 liradan başlıyor çünkü. Yani kusurları yok mu? Tabii ki var. Ama birkaç tane yapsam sanırım elim daha kolay alışır, daha yatkınlaşır ve elimi daha az yakarım sanırım. Ama şu anda bence hani görsellik açısından da şunları düzeltirsem karışıkmış sanırım. Bence mükemmel oldu. Şu içine de ip geçirmeyi planlıyorum bu arada. Onu da yaptıktan sonra mükemmel olacağına inanıyorum. Evet, dediğim gibi artık içine de güzelce oturttum. Bundan sonra sadece şuraya bir tane ufak tefek figürler koymayı düşünüyorum, onları alıp en son içine aksesuarlarımı vereceğim kısmını koydum. Eğer siz de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Deniz Havası kanalından iyi geceler diliyorum sizlere, iyi günler diliyorum. Bu ilk denemem oldu. Eminim diğerlerine daha başarılı olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.